Kova, yükselen burcu Kova. Sevgili dostlar, 29 Temmuz 4 Ağustos haftasındayız. Şimdi özellikle yükselen burcunuza göre lütfen takip edin. Sevgili Kovalar, bu hafta sizin için önemli olacak. Evet, çünkü yeni ay var Aslan burcunda ve sabit grup burçlarda ve sizin ilişkiler evinizde. Evet, demek oluyor ki Kova burçlarını ilişkiler bekliyor. Yeni ilişkiler olabilir. Mevcut ilişkilerinde aslında biraz daha böyle resmiyete götürecek fikirler, kararlar gelebilir. Tabii bazı kovalar için 12 derecelerde yerleşimi olan kovalar, işte Aslan burcunun 12 derecesinde bir Venüs'ü, işte Satürn'ü olabilir. Bunlar evliliğe götürür, ortaklı işlere götürür, yeni iş projeleri getirir. Mevcut ilişkilerde belki eşinizin olabilir. Yine mesleki hayatı ile ilgili ya da sizin değil de partnerinizin hayatında önemli gelişmeler de getirebilir. Çünkü burası ilişkiler evi efendim. Ve bunlar gerçekten oldukça ani gelişecek, beklenmedik bir şekilde yön değişiklikleri getirebilir. Bakın, bu alanda yön değişikliği diyorum. Özellikle Perşembe, Cuma günü sürprizler çıkabilir buradan. İlişkilerde ani yön değişiklikleri getirebilir, kopuşlar da getirebilir. Ama yeni ay doğacağı için aslında yeni olasılıklar da verecek. Belki de mevcut ilişkinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İş ortaklıkları düşünen eğer bir kovaysanız yine aslında burada önemli gelişmeler getirebilir. Mesela haftaya aslında biraz ev, aile, yaşadığınız yerin böyle bir takım sorunlarını gidererek başlıyorsunuz. Çarşamba, Perşembe günü ilişkiler gündeminizde. İlişkilerde inanılmaz cesursunuz bu arada. Para konularında, finans kaynakları, mesela piyasalarla ilgileniyor olabilirsiniz. Bilhassa dijital platformlar ve dijital yatırımlar diyelim ön plana çıkabilir. Salı ve çarşamba günü için bunları söyleyebiliriz. Efendim, cuma ve cumartesi günü sağlığa dikkat diyelim. Çalışma hayatınızla ilgili gündemler. Ve burada bir takım böyle düzenlemeler, beslenme ile ilgili konular, evcil hayvanlar gibi gündemleriniz olacak. Ve pazar günü Aslan burcundaki yeni ayımız ilişkiler evinizde yeni ilişkiler, yeni potansiyeller getirecek. Şimdi Merkür artık pazar günü itibariyle Başak burcunda retro yapmaya başlamak üzere duracak. Ama aslında biz bunu hafta ortasına itibaren biraz yavaşladığı için bunu hissedeceğiz sevgili kovalar ve bununla beraber biraz hayat da yavaşlar, zaman da yavaşlar, bir şeyleri bekletmek isteyebiliriz. Özellikle kovaların ilişkiler anlamında alacakları kararlarda biraz daha acele etmeden, ani karar vermeden almalarını tavsiye ediyorum efendim. Mutlu haftalar diliyorum, hoşça kalın.